Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, evime, yatak odama hoş geldiniz. Yatak odasındayım. Çamaşırlarla boğuşuyorum. İki makine çamaşır var. Ben bu çamaşırları katlamak istemiyorum ama mecbur katlamak zorundayım. Sabahtan beri yatağın üstünde duruyor. Yemek yapmıyorum bugün. Yemeğimi yaptım ben sabah. Ondan sonracığıma bugün çamaşır katlayacağım. Sizlerle sohbet edeceğim. Ama öncelikle şu ağzımdaki sakızı çıkarayım. Sakız çiğnemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Tam video çekeceğim zaman canım bir sakız çekti. Bir sakız çekti, masanın üstünde gördüm. Anlatamam sizlere ya. Ama sizlere saygısızlık olmasın. Hemen sakızımı çıkarıyorum. Çünkü bunu bile laf haline getirecek olan kişiler var. Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Elbiselerimi katlayayım. Entarilerimi yıkadım. Entarilerimi yıkadım da bunların ütüye ihtiyacı var. Şimdilik katlayayım. Bunları ütüleyeceğim. Ne zaman ütülerim? Herhalde bu gece ütülerim. Dağınık durmasın. Elbiselerim. Hepsi birer kere giyilmiş. Mutfakta canlı yayın falan yapıyorum. Video çekiyorum ya, yemek pişiriyorum. Hemen mutfakta üstünden çıkarıp makineye atıyorum. Çamaşır makinem mutfakta. Ay bunları böyle katladım ama hiç içime sinmiyor. Bunları benim ütülemem lazım kız Çeler. Evet, ütüleyeyim bari, öyle devam edeyim. Çünkü bunları katlamışım, hiçbir alta yaramaz. Şunu çok seviyorum, bu elbiseyi. Hep de sevdiğim bir şeyi hep giyerim. Bunu yine giymek istiyorum. Diyeceksiniz ki sizin başka elbisesi yok mu? Ama bunu seviyorum, bilmiyorum. Geçen gün en son videoda bunu giyip de erik toplamış, erik çalmıştım ya ağaçlardan. Eve geldim, çıkarttım. Yıkadım hemen. Mis gibi de kokuyor. Hafif bir yumuşatıcı kullanıyorum. İyi, öbürleri çok ağır. Beni bayıyor, yemin ediyorum bayıyor beni. Ben o zaman ütü yapayım arkadaşlar. Ütü yaparken sizlerle sohbet edeyim. Söyleyeceklerim var, anlatacaklarım var. Sizin bilmenizi istediğim şeyler var. Şimdi düşünüyorum ütü masasını, ütüyü burada mı yapsam? Ütü masasını, bu ütü masam çok büyük. Ütü masasını da açmayı hiç sevmiyorum. Şurada yatağın üstünde mi yapsam acaba, bir şey serip şu şekilde yapılır mı ki? Ne dersiniz arkadaşlar? Masayı mı açayım? Şeyde mi yapayım? Yatağın üstünde ya da yerde mi yapayım? Ben vallahi bir gün yerde ütü yaparken yepyeni halımı yaktım, biliyor musunuz? Unutmuşum. Ütüyü böyle ters çevrilmiş. Telefonda konuşuyordum. Ondan sonra bir baktım ütüyü bir kaldırdım. Halı yanmış. Bir de halının yanan parçası ütüye yapışmış. O güzelim ütü çöp oldu. Arzumun ütüsüydü. Ütüye bahane buluyordum. Ütü yapmayı sevmiyorum ya. Gittim en güzelinden ütüyü aldırdım eşime. Çok güzel, süper ama yok, benim canım gene ütü yapmak istemiyor. En nefret ettiğim şey ütü yapmak. En sevdiğim iş cam silmek, pencere silmek. Ondan sonra ay, ütü deyince böyle var ya, beni öldürseler, boğazımı kesseler yeter ki ütü yap demesinler. Of, zaten alışveriş yaparken de hep böyle şey alıyorum arkadaşlar. Çok kırışmayan şeyler alıyorum. Kırışan şeylerden nefret ediyorum, yemin ediyorum. Zaten gerisi de denizin kıyafeti. Şortları, mortları. Denizle bizim bedenimiz aynı arkadaşlar. Şu rengin çirkinliğine bakar mısınız? Ben bunu çocuğa nasıl almışım? Ben mi aldım, babası mı aldı bilmiyorum. Waikiki'den alınmış. Bu ne kadar çirkin bir renk ya. Hiç sevmediğim renklerden birisi. Giydirmeyeceğim bunu çocuğa. Bir sürü attım zaten. Öyle yani arkadaşlar, ben masamı kurayım, elbiselerimi, entarilerimi ütüleyeyim. Şeye gideceğim arkadaşlar birkaç gün içinde. Burada bir kumaşçı keşfettim. Böyle öyle güzel cıvıl cıvıl kumaşlar var ki, kumaş alacağım oradan. Böyle tam yaz renginde cici cici elbiseler diktireceğim kendime. Şöyle kısa kısa, direkt kat katlı, modelli güzel elbiseler diktireceğim. Ne zaman giderim? Bugün hava çok soğuk. Bugün sabahtan beri dışarıdayım. Bazı işlerim vardı. Bankaya falan gittim. Bankada çok oyalım. Ya bankada tam sıra bana geldi. Oturdum, yerleşmişim. Şöyle çabuk bitecek işim herhalde bugün dedim. Allah'ım, bayanın işi çıktı. 40 dakika beni bekletti. Fitil oldum, fitil. Orada kağıt kalem vardı. Gelene kadar biraz kağıt kalemle. Ben imza atmayı çok severim, biliyor musunuz? Boş kağıda imza atmayı çok severim. Bol bol imza attım, karaladım. İmza attım, karaladım. Biraz öyle vakit geçirdim. Eve geldim. Telefon görüşmem vardı. Telefon görüşmemi yaptım. Ondan sonra yattım, biraz dinlendim.
Sonra da dedim bir video çekeyim arkadaşlara. Video saatim gecikiyor. Dedim ne yapayım? Yemeğim var. Yemeği yaptım çünkü sabah. Çamaşırlar işte. Ah çamaşırlar, ah çamaşırlar. Evde, bizim evde o kadar çok çamaşır çıkıyor ki arkadaşlara anlatamam. Şimdi koca bir makineyi doldurdum. Beyaz çamaşır yıkanıyor. Ondan sonra havlular, bornozlar yıkanacak. Ondan sonra ne yıkanacak? Benim bir tane elbisem var. O yıkanacak. Tek yıkanacak o. Vallahi bilmiyorum. Kurutma makinem yok. Kurutma makinemi koymaya yer de yok. Yer olsa çoktan almışımdır. Evde hiç yer yok. Belki ilerleyen zamanda bir balkona bir tesisatçı getirip de balkona olur mu diye onu bir düşünmem lazım. Ama yok. Kurutma makinesi de istemiyorum. Çok benlik bir şey değil yani. Ben çünkü çok sabırsız olduğum için çamaşırlar yıkanacak, hemen asılacak, hemen kuruyacak. Benim istediğim bu. Ben 2,5-3 saat kurutma makinesini bekleyemem zaten. Bakalım yani çamaşırlarla boğulmuş durumdayım. Boğulmuş durumdayım. Çünkü ben de şöyle en çok çamaşırı ben çıkarıyorum. Şu tişört şimdi ben giydim ya yayından sonra ben bunu çıkarıp atarım çöpe. Niye? Çünkü sigara kullanıyorum kokusu üstüme siniyor. Ondan sonra mutlaka bilmiyorum bir şeylik var bende hemen değişik bir şey giymek istiyorum. Yani üstümde hani yemek pişiriyorum ya yemek kokusu falan siniyor. Geçenlerde demiştim size yemek yaparken video yapıyordum. Soğan kavurmuştum. Bir şey eksikti. Hemen markete gittim. İnanın ıspanak pişiriyordum. Evet kıymalı ıspanak pişirirken markete gittim. Orada sıra beklerken böyle dışarıdan da rüzgar esiyor. O rüzgarın esintisi var ya arkadaşlar. Soğan kokusunu alıyor. Ben tekrardan geri götürüyor biri burnuma. O yüzden giysilerde yemek kokusunu hiç sevmiyorum. Hatta evin içinde yemek kokusunu hiç sevmiyorum. Sabahları yemek yapmak güzel oluyor. Böyle ev işine başlamadan önce. Hani evi süpürüp siliyorum mis gibi fısfısını sıkıyorum. Ama yemek kokusu olmayınca çok güzel. Yemek kokusu olduğu zaman o ev bana pis gibi geliyor. Böyle yani arkadaşlar ben masamı kurayım. Ütüme de su koyayım maalesef ki. Yapalım bakalım ütüyü. Geldim arkadaşlar masamı kurdum ütüğümü suyunu koydum. Ütülenecek kıyafetlerin içinde çok sevdiğim bir bluzum vardı. Az önceki bluzumu çıkardım yakası çok açıktı. Şimdi tüy yapacağım ya eğilince bir şeyler gözükür eder. Arkadaşlar. Of of Allah'ı nasıl severseniz 36 beden. En sevdiğim bluzum ve bu bana dar geliyor. En sevdiğim bluzum bu siyah pantolonla. Bir de beyaz pantolona çok süper duruyordu ama severek de almıştım bunu. İnanın bir kere giydim daha da hiç giymedim. Ah ah. Ah bluzum ah 36 beden. Niye zamanında ben bunu büyük almamışım? Şimdi ben bunu buradan böyle tutup cart diye ikiye ayırsam hak etmiyor mu? Yepyeni bluzum. Baksanıza modeline ne kadar güzel. Arkası uzun, önü kısa. Süper bir şey. Ben bunun içine nasıl girerim? Kollar zaten pazularım bayağı bir genişlemiş. Arkadaşlar bakın ya bu kadar mıymış benim kolum? Ben bunu giydiğimde bu bana bol bile geliyordu. Çok dertliyim arkadaşlar. Çok dertliyim. Çok sıkıntılıyım. Rengi de o kadar tatlı ki çok yakışıyordu bana. Bu bana çok yakışıyordu. Ama şimdi yok. Yok arkadaş yok. Ne yapsam şimdi? Bütün hırsımı bu bluzdan almak istiyorum. Bir kere giymişim ya yepyeni. Vallahi neyse ben bunu saklayayım. Yırtacaktım ama vazgeçtim. Belki bir gün gün olur, arman olur. Belki bir gün bu bluzun içine girerim. Böyle şey gibi gözüküyor arkadaşlar. Size büyük gibi gözüküyor ama çok dar. 36 beden. 34-36 yazıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Seni gözüm görmesin. Allah belanı versin senin. Bluz gibi. Ben yine şişko kıyafetlerimi ütülemeye başlayayım. Şurada bir tane gömleğim var. Çok sevdiğim gömleğim. Bunu ütülemediğim için aylardır giymiyorum. En sevdiğim gömlek Polo'dan. Bunu çok severek, beğenerek almıştım. Bu gömleğin aynısının mavi rengi ablamda var. Ablam mavisini aldı, ben beyazını almıştım. Biz zaten alışverişe gittiğimiz zaman hep bir örnek alırız. Çoktandır da ütü yapmadım inşallah. Ütü yapmayı unutmamışımdır arkadaşlar. En nefret ettiğim şey ütü yapmak çünkü. Kadının birisi de
Şimdi konuşmayacağım dedim de gene de ben bunu konuşmadan kesinlikle es geçemeyeceğim. Bir saniye, gene kapı çalıyor. Ay, arkamı da vurdum. Geldim kızçeler, geldim. Bu saatte video çektiğimi bildikleri halde. Yani telefonum da kapalı ama yine kapı çalıyor. Ne diyordum? He, kadının birisi arkadaşlar ya, bir insan bu kadar, hani olur da bu kadar salak bir insan hayatımda görmedim. Bana diyor ki kinetiksin var diyor. Lan kinetiks ne? Sen Adidas'la devam et. Lan kinetiks ne? Nedir? Nedir? Kinetiks ne? Ne olduğunu biliyor musun? Bir internetten araştır be salak kadın. Bir gerçekten araştır ya. Yani kinetiksi peşin parayı alabilirsin ama Adidas'ı ben ancak taksitle alabiliyorum. Düşünebiliyor musun? 2500-3000 lira ayakkabı. Şimdi şunu diyeyim. Hani ne alaka ayakkabı konusu falan diye. Ayakkabı konusunu açan o gerizekalı şahıs. Ama bana Kinetix'ten bahsediyor. Kinetix diye bir marka yok ki. Kinetix nedir ya? Filo mağazasında dolu. Kaçtan başlıyor? 700-800 liradan başlar. Ulan gerizekalı. Sen bir Adidas'ın fiyatına baksana. Manyak mıdır nedir ya? Böyle işte bilgisiz, cahil insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Boyutu masasının da şeyi hep gitmiş arkadaşlar ya. Bunun üstüne bir şey mi sersem, ne yapsam ben? Bugün şeye gidecektim. Ablamla buluşacaktık bugün. Size çok güzel video yapacaktım ama birincisi benim bankada işim çıktı. İkincisi sabah kalktığımızda yağmur yağıyordu. Hava soğuktu. Gideceğimiz yer o kadar güzel bir yerdi ki arkadaşlar, pikniğe gidecektik ya. Ne güzel akşam anlaşmıştık. Şu yüzük takmaktan da nefret ediyorum. Bunları da takma. Saat de takmak istemiyorum. Beni serbest bırakın. Saat takmayı sadece dışarıda seviyorum. Evde hayatta saat takamam. Hayatta. Dışarı çıkarken takmıştım. Kalmış öyle. Alyans takmayı da hiç sevmiyorum. Annem çok kızıyor bana. Alyanssız diyor. Kadın mı olur diyor. Çok biliyorsun sen diyor. Takamıyorum çünkü arkadaş, takamıyorum. Uyutu masası berbat olmuş arkadaşlar. Kullanmaya kullanmaya süngere gitmiş. Bakın hiç güzel. Ütüm çok güzel. Ama ütü masam bir işe yaramıyor. Bunun üstüne bir şey sermem gerekiyor. Ne serebilirim? Yok, olmuyor. Bir şey sermem lazım. Ütüleyemiyorum çünkü. Şu gömleği ütüleyeyim de giyeyim yani. Beyaz gömlek ne kadar güzel. Beyazı çok severim. Evet arkadaşlar. Bula bula ben ne buldum biliyor musunuz? Çocuk Deniz'in bebek yorganını buldum. Bebek yorganını serdim. Bakalım şimdi daha rahat ütü yapacağım gibi gözüküyor. Süngeri şey olmuş herhalde. Nefret ediyorum diyorum ya. Bir videomda da bahsetmiştim. Benim bir arkadaşım vardı arkadaşlarım. Kadın ütü yapmayı çok seviyordu. O arkadaşım, o komşum benim taşındı. Benden 10 yaş küçük bir bayandı. Yemin ediyorum böyle bütün ütülenmiş çamaşırları topluyordum. Ona götürüyordum ya da o bana geliyordu, ben de ütülüyordu. Bütün kıyafet, çok da güzel ütü yapıyordu. Selam olsun buradan ona da. O kadar güzel ütü yapıyordu ki jilet gibi. Haftada 2 kere ütülerimi yapıyordu. O arkadaşım gitti. Ve ben çok mağdur kaldım ütü konusunda. Çünkü sevmiyorum. Sevmediğim bir şeyi de ben güzel yapamam. Bakın gömleği ütüledim ama hiç güzel ütüleyemedim mesela. Ama o arkadaşım o kadar güzel ütülüyordu ki, kadının işi, gücü ütü yapmaktı. Her şeyi ütülüyordu. Nevresimlerini, iç çamaşırlarını, tişörtleri, elde giydiği temizlik kıyafetlerini bile ütülüyordu. Çünkü kadın seviyordu ütü yapmayı. Camı da kapattım, ses geliyor diye yazmış bir arkadaş. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir arkadaş yorum yazmış. Yorumuna şuradan, buradan cevap vermek istiyorum. Hani diyorum ya, YouTube param 11 bin lira falan, hani 11 bin lira çok büyük bir para değil. O da bana karşılık olarak şunu yazmış. 11 bin lirayla bir ay ev geçiniyor diye. Canım benim, sen nerede yaşıyorsun bilmiyorum ama 11 bin lirayla asla ev geçinmiyor. Bir markete gidiyorum, aylık değil aslında. 15 günlük alışveriş yapıyorum, size yemin ediyorum. Bende mi bir şeylik var bilmiyorum. 15 günden 15 güne 6-7 bin lira para geçiriyorum. Aldıklarım 15 gün, bilemedin en fazla 20 gün. Çünkü
Her şey o kadar pahalı ki benim anlatmak istediğim bu. O kadar pahalı. Eskisi gibi değil. Eskiden tabii ki 11 bin lira şimdi baktığın zaman çok güzel bir para aslında ama değil. Değil yani. Çünkü ben kendim ne bileyim günlük sadece kendi şahsıma ait size yemin ediyorum arkadaşlar. Sadece günlük kendime harcadığım para. Hiçbir yere gitmiyorsam bak evde oturuyorsam 200 lira. Hayır, şöyle. Bu 200 liradan hiç yemeklik bir şey almıyorum. Eve hiçbir şey almıyorum. Sadece kendi masrafım günlük 200. Geçen gün kocama dedim ben dedim ölüp gitsem dedim. Senin dedim çok işine yarayacak dedim. Benim masrafım çok dedim. Ne kadar güldük, ne kadar gülüştük. Evet gömleğimi ütüledim arkadaşlar. Bu bebek yorganı işe yaradı. Güzel de oldu, fena olmadı. Bunu en kısa zamanda giyip video yapmak istiyorum. Çok seviyorum bu gömleğimi. Bakın beyaz her zaman iyidir. Polo'nun ürünlerini çok seviyorum arkadaşlar. Polo markaya bayılıyorum. Bu gömleği de zengin olduğum zamanlarda almıştım. Şimdi züğürtüm de zengin olduğum zamanlarda almıştım. Seviyorum bunu. Bunu da 2-3 kere anca giymişimdir. Yeni. Bunun altına bir bahçıvan pantolon alacağım. Geçen pazar günü Mevlüt'ten gelirken şurası buruşuk olmuş. Bulamadım. Buldum ama bahçıvan pantolon bol. Bol kesim istemiyorum. Asla istemiyorum bol kesim. Bunun altına bunu bahçıvanın altına bunu giyerim diye düşündüm. Tabii ki şimdilik yazın giyemem tabii ki de uzun kollu çünkü. Bahçıvan pantolonu bulduktan sonra gerisi sıkıntı değil. Şunu şöyle kenara alalım. Ay burada bir tane daha. Bak bu gömleği bile çok seviyorum arkadaşlar. Aa, bunu da var ya. Yemin ediyorum gömleklerimi ütü yapması var diye giymiyorum kızlar. Bunu ben en son ne zaman giydim biliyor musunuz? Geçen sene Ramazan ayında giydim. Yıkamışım, koymuşum ve ütülememişim. Bu da Polo'nun gömleği. Göstereyim. Bunu da çok severek almıştım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Polo'nun ürünlerine bayılıyorum ve bu dik çizgili olduğu için o kadar zayıf gösteriyor ki. Yani bütün eksikleri, kusurları kapatıyor. En sevdiğim gömleklerimden bir tanesi bu. Hatta beyazdan daha çok bunu severim. Ama bunu ütülerken de çizgili ya gözlerim bir tuhaf oluyor. Bir sürü ütü var arkadaşlar. Hepsi de benim kıyafetlerim. Hepsi. Oo, güzel ütüleniyor bak. Ütüm güzel ütülüyor çünkü. Ben ütü yapmayıp ay bakamıyorum yemin ederim çizgili gömleğe bakamıyorum. Bunu da genelde siyah pantolonla giyiyordum. Çok güzel oluyor. Pantolonlarım çok var. Dolu. Kot pantolon. Kot pantolonlarımı likralı aldığım için hiçbir sorun yok. Kilo alıp verdiğim zaman da giyebiliyorum. Likralı yüksek gel. Ondan sonra. Ama gömleklerde bluzlarda biraz sıkıntı yaşadım. Bu yazın da hiç kıyafet alırsam sadece elbise. Elbise istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Elbise çok rahat oluyor. Sadece elbise. Çünkü çok sıcak olduğu için İstanbul. Türkiye çok sıcak olduğu için. Kot pantolon yakıyor. Ya elbise ya etek. Böyle ince yazlık kumaştan fırfırlı fırfırlı etekler düşünüyorum. Annem çok güzel terzi arkadaşlar. Biliyorum anne kumaş alsam da anneme bir makine alsam annem dikse bize istediğimiz annem çok güzel kalıp çıkarır model çıkarır. Bir Samsun'a gideyim hayırlısıyla da. Eğer ki ona ikna edebilirsem dikerim kızım derse vallahi gider hemen makineye o gün alırım. Diker herhalde bilmiyorum. Ne diyordum okula giderken bile önlüklerimizi bile annem dikiyordu. O kadar güzel dikiyordu. Elbiseler, önlükler, her şeyimizi, etekler. O yüzden çok şanslıydım. Bilmiyorum şimdi yapar mı? Az önce aradım annemi, pazara gitmiş. Konuşamadık. Ben tam video çekmeye başladığım zaman beni aramıştır. Telefon kapalı. Ondan sonra diyor kızım sen beni aramıyorsun. Arıyorum ama sen müsait olmuyorsun. Ya kadının namaz saatine denk geliyor. Ya dışarıdayken denk geliyor. Sonra ararım diyorum. İşte ben birini aradığım zaman
Tamam, sonra görüşürüz dediğim zaman o sonra hiç gelmiyor bende. Hiç gelmiyor o sonra. Bu da bitti. Yarım yamalak bunu da ütüledik arkadaşlar. Bir de şöyle ütüleyim. Sıcak oldu çok. Hemen elbiseleri ütülemek için. Bir tane mavi gömleğim var. Onu bu sene giymeyi düşünmüyorum. O yüzden onu ütülemeyeceğim arkadaşlar. Bakın bu da bitti. Jilet gibi. Güzel ütüledim ya. Aferin bana. Bakın bu gömleğimi çok seviyorum gerçekten. O kadar güzel oluyor ki çok zarif ve çok ince gösteriyor. Bu da 38 beden. Evet, 38. Hani bana çok şişko diyorlar ya. Şimdi inanmazlar da bakın. İnşallah gözüküyordur bedeni. Bakın 38. Ama bu gömlek oluyor bana ama 40 beden olsa daha iyi olacak şu anda kilo aldığım için. Dışarıda böyle çok şişman bir kadın görüyorum arkadaşlar. Yanımda kim varsa hemen soruyorum. Ben bu kadar şişmanlıyım. Yuh diyorlar. Benim bu kadar arkam var mı? Yuh diyorlar. Ne bileyim ben çok fena taktım. Ben kameramı durdurayım. Hemen geliyorum kız çeler şu camı falan açacağım çok sıcak. Arkadaşlar çenem düşüyor. Videom inşallah uzun olmaz diyeceğim ama gerçekten uzun olmuş. Şu bluzum da dur şunu da ütüleyeyim. Yok bunu ütülemeyeyim. Seni giymeyi düşünmüyorum. Defol hayatımdan. Her şeyimden defol git. Şöyle bir mavi gömleğim var. Bu da etek de çok güzel oluyor. Bu yakasız bir gömlek. Ütülemesi berbat. Sen de defol. Seni de giymeyi düşünmüyorum. Elbisemi. En sevdiğim elbisemi ütülüyorum. Bu elbisemi çok seviyorum. Bayılıyorum. Süper, muhteşem, harika. Arkadaşlar sabah bir video çıktı önüme. Story videosu. Karının biri eşek gibi anuruyor. Zaten eşek de. Hani gerçekten eşek gibi anuruyor ve çok yakışmış ona. Eşek gibi anırma. Sen daha çok anıracaksın be yavrum. Oo, daha çok anıracaksın. Göreceğiz anırmanı hep birlikte. En talimi ütülüyorum arkadaşlar. Bunu da seviyorum. Hatta en sevdiğim elbisem diyebilirim. Bu da çok ince ve zayıf gösteriyor. Çizgili çünkü. Kilolu bayanlar benim gibi kilonuz varsa elbiseleriniz, bluzlarınız biraz çizgili olsun ve koyu renk olsun. Bir tane elbise gördüm beyaz. Aman Allah'ım o kadar güzel ki. Ama beyaz birazcık kilolu kadınları daha da kilolu gösteriyor. O yüzden almaktan vazgeçtim. Elbisenin rengi aynı modelin siyahı yoktu arkadaşlar. Siyahı olsaydı siyahını alırdım. Ya da başka bir rengi olsaydı başka bir rengini alırdım. Camı da açtım bu arada. İnşallah ses gelmez çünkü sıcak oldu. Öyle yani. Hayat çok pahalı. O arkadaşıma da buradan seslenmek istiyorum. İçimde küçücük bir art niyet yoktu. Sadece hani ben 11 bin lira paranın çok fazla bir para olmadığını dile getirdim. Sonra birisi de demiş diğer taraftan gelen kişi. Bakın hemen ütüledim. Ay çok güzel oldu. Çok cici oldu. Demeyin ya bunu giyersem gene aynı elbiseyi giyip de video yaptın demeyin. Sevdiğim şeyi çok severim. Sevdiğimi çok severim daha doğrusu. Sevgim de nefretim de çok kötüdür. Yani demesin yani o arkadaşım. Parayı küçümsediğim falan asla düşünmesin. Hayat çok pahalı. Gerçekten hayat çok çok pahalı. Bir de bir arkadaş demiş onu anlatıyordum. Evet kocan istemiyor neden YouTube yapıyorsun diye. Kocam istemiyor değil. Kocam bana YouTube'u kapat demiyor. İstemiyor sadece. Mesela şöyle yorulma diyor. Çünkü çok bir kazancın da yok diyor. Ne uğraşıyorsun diyor. O kızdığı nokta o. Sadece o. Ben istiyorum diye. Doğru ben istiyorum diye. Canlı yayın isteyen arkadaşlar olmuş. Canlı yayın yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Hiç modumda değilim. Benden önce ben çok canlı yayın yaptım. Benden önce sıradaki olan arkadaşlar var. Arkadaşım birisi de karabatak gibi. Bir görünüyor bir kayboluyor. Uyarmıştım da onu. Şu WhatsApp'a bir bak diye. Oysa ki. Aman canım iyi olsun da sağlığı saati yerinde olsun da gerisi hiç problem değil. Öyle yani. Şu kırmızı entarimi de ütüleyeyim.
Gerçekten o kumaşçıya gideceğim. Hatta çekim de yapacağım kumaşçıda. Çok güzel kumaşlar gördüm. Çıtı pıtı, böyle çiçekli, küçük minik çiçekli, harika tam yaz rengi. Bu elbisenin boyunu da biraz kestireceğim arkadaşlar. Ben bunları biraz alırken, ben bunları daha doğrusu şeyden aldım. İnternetten aldım. Bunlar hangi beden? Bir bakayım hemen. Medium'muş. Dur göstereyim şimdi inanmazlar da. Çok öküz gibi görüyorsunuz ya beni. Bakın bedenimi. Ama bunun gerçekten bunun kalıbı herhalde biraz büyük. Bu medium biraz şuralardan falan bol geliyor. Etek kısmı da biraz uzun. Uzun olduğu zaman ben yürürken elbiseye dolaşıyorum. Alışmışım ya diz üstüne hep. Neyse. Temiz temiz kalsın gardı. Ütü yaptığım ütüye bakın arkadaşlar ya. Yok arkadaş ben ütüden anlamıyorum. Çünkü sevmediğim bir işi yapıyorum o yüzden. Öyle yani arkadaşlarım. Bugün yemeğim var. Yemeği yaptım videosunu yapmadım dedim. Hep yemek videosu mu yapacağım? Biraz ütü yapayım. Biraz sohbet edeyim arkadaşlarla dedim. Bir de birkaç konuyu ayrıntıya getireyim dedim. Su koymasaydım bu kadar sıcak olmayacaktı. Bunu aldım bana geliyorlar. Soldan geliyorlar. Nefret ederim sıcaktan. Ben bulunduğum ortam ne sıcak olacak ne soğuk olacak. Çok tuhaf bir insanım. Ama soğuğu severim yani. Yazın Ağustos ayında klimayı açıp da üstümde battaniyeyle uyumaya bayılırım. Yatak odamda klima yok arkadaşlar. Yatak odasında yatmıyorum yazın. Salonda yatıyorum. İnan ki koltuğun önünde. Tam klimanın önünde. Başka türlü çünkü imkanı yok. Onu da iyi ki zamanında almışım. Klima fiyatları uygunken şimdi aşırı derecede pahalı. Ama ilerleyen zaman belki bu sene Allah nasip ederse yatak odasına klima almayı düşünüyorum. Evim çok sıcak oluyor. Sıcaktan nefret ediyorum. Komşularım bile serinlemeye bana geliyor biliyor musunuz? Koltuğun birine ben yatıyorum. Birine diğeri yatıyor. Diğer komşu. Birinde diğeri oturuyor. Çünkü serin. Ağustos ayı çok inanılmaz sıcak geçiyor. Ben de hep gidiyorum gidiyorum. Ağustos'un sonuna doğru geliyorum evime. Geldiğim yerler serin. Ondan sonra Ağustos ayı en sıcak. Temmuz'un sonunda zaten başlıyor sıcaklık. Yok daha gitmiyor. Eylül ayına kadar yanıyor evin içi. Çok cam olduğu için belki de bilmiyorum. Çok aydınlık ev. Bir daha eve taşınırsam var ya güneş görmeyen bir eve taşınacağım arkadaşlar. Valla şimdi diyeceksiniz bana Asi sen manyak mısın? Doğru manyağımdır. Ya bir tane toz olsun, bir tane kıl olsun yerde. Ki büyük oğlum benim tüyleri çok dökülüyor. Tüy dökme mevsimi midir nedir? Recep İvedik gibi. Çocuk tüy döküyor ya. O bir tane tüy de olsa o kadar kötü gözüküyor ki parkenin üstünde. Beyaz parkenin üstünde. Hani çok güneş vurduğu için ama şöyle güneş görmeyen bir eve taşınırsam evin günlük gelen tozları ve kılları asla göstermez. Çok kızıyorum böyle çok güneş görüyor, çok aydınlık ev. Aslında herkesin arayıp da bulamadığı şeyi ben elimin tersiyle itiyorum. Ama gerçekten sevmiyorum çok güneş gören eve. Biraz loş olsun ya, biraz karanlık olsun. Annemin evi de çok güneş görüyor arkadaşlar. Bir gün orada şey yapmıştım. Annemin kalın bir perdeleri vardı. Yattığım odada, yatak odasında. O perdeleri takmıştım. Hani rahat uyuyayım. Tam depresyon odası hazırlamıştım kendime. Biliyor musunuz kızlar? Ölürsünüz gülmekten. Depresyon odası. Bir iki gün annem sabretti baktım ikinci günü. Bir iki gün bile değil. İkinci günü baktım. Annem perdeleri çıkartmış. Sabah uyanıyorum gözüme güneş vuruyor. Zaten bütün gece uyuyamıyorum. Sabaha karşı gözüm dalıyor. Beşten sonra. Dün gece dişim ağrıdı arkadaşlar. Niye ağrıdı bilmiyorum. Kanal tedavisi olmuş. Çürüğü temizlenmiş. Siniri alınmış diş.
Neden ağrıdı bilmiyorum. Bütün gece ağrıdı, uyutmadı beni. Dişçiye şimdi bana gene dişçi gözüküyor. Sevmiyorum da dişçiye gitmeyi. Dişçiye değil, böyle hastaneye, doktora gitmeyi sevmiyorum. Ayın 25'inde biliyorsunuz doktora gideceğim. İnşallah güzel sonuçlarla evime dönerim. Belki hastaneden çekim yaparım. Hastanenin içinde yapamam da hastanenin bahçesinde anca yaparım arkadaşlar. Çapada. Hastanenin içinde yasak çünkü. Telefonla elimi gördükleri an hemen diyorlar lütfen çekim yapmayın, yasak. Aletleri bozuyormuş. Ama bir şekilde yapmaya çalışacağım, merak etmeyin. Ben ki yoğun bakıma bile telefon sokmuş insanım. Yoğun bakım diyorum, hatta anji odasına ben telefon sokmuş insanım ama anji olurken telefonumu aldılar yan masaya koydular. O ayrı bir konu da. Çok güzel oldu. Sizin sayenizde ütülerimi de yaptım kızlar. Yoksa ütülemeyi hiç mi hiç düşünmüyordum. Artık giyeceğim zaman herhalde. Şu yakasına da bir ütü süreyim. Videomu da bitireyim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bakın şu an dediğim gibi videolarımdan, canlılarımdan para kazanmıyorum. Bir haftadır ama yine de ben sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Çünkü sizlerin güzel yorumları beni çok mutlu ediyor. Sizlerin beni izlemesi beni çok mutlu ediyor. Her şey para değil bu dünyada. Sizleri seviyorum. Asiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bu evin işi bitmez. Bu çamaşırlar bitmez. Ah ben size bir göstersem yatağımın üstünde var ya. Dünya kadar çamaşır var. Bunlar da askıya asılacak şimdi. Yeter bu kadar. Ha şu mavi tişörtü de ütü. Of, başıma geldi. Şu mavi tişörtü de ütüleyeyim. Bunun da baskısı var. İşte baskılı şeyler yapışıyor. Bunu da ütüleyeyim ama bakayım videom çok yarım saati geçmesin arkadaşlar. Sıkılmayın. Ne kadar olmuş? Oo, yarım saati geçmiş. Ben sizleri çok öpüyorum. Sizlerle vedalaşayım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asiyle kalın. Bay bay.